Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifimize geçelim. Çıtır çıtır ıspanaklı börek hazırlıyorum. İlk olarak ıspanakları iyi kıyalım, bir kenara alalım. Toplamda yarım kilodan biraz fazla ıspanak kullandım. 6 veya 7 su bardağı unu geniş bir kabın içerisine alalım. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker ilave edelim. Ilık 1,5 su bardağı su, 1 su bardağı süt ilave edelim. Daha sonra elimizle yoğurma işlemi yapalım. Eşit 10 bezeye bölelim. 12 beze de hazırlayabiliriz. Bu kısımlara dikkat edelim. 2 bezeyi birleştireceğiz. Daha sonra 5 beze olacak. 12 bezeden hazırlarsanız toplamda 6 beze hazırlamış olacağız. Toplamda tam 2 tepsi oluyor. Dilerseniz 12 beze toplamı 6 beze de hazırlayabilirsiniz. Ben 10 beze hazırladım ve 5 beze oldu birleştirdikten sonra. 250 gram tereyağı veya margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Kullandığım tereyağı arası için, üzeri için ve fırından çıktıktan sonra da kullanacağız. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Erittiğimiz tereyağını ve üzerine sıvı yağ eklemiştik. Her alanda kullanacağız. Azar azar kullanalım. Tatlı tabağı büyüklüğünde açalım. En önemli püf noktalar buralarda. Dikkat edelim. Videoyu başından sonuna kadar izlersek sizler de bu muhteşem tariflerin aynısını yapacaksınız. Gerçekten bu yöntemle çıtır çıtır oluyor. İki yufkayı bir araya getirip açacağız. Tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Daha sonra üzerine sıvı yağ veya tereyağı karışımında yağı sürdüm. Diğer bezeyi üzerine kapatıyorum ve kenara alıyorum. Hemen sizlere şöyle bir kez daha göstereyim. Üzerine tereyağı sürelim. Daha sonra ikinci bezeyi üzerine kapatalım ve bir kenara alalım. Bütün bezelere aynı işlemi uygulayalım. Hepsini hazırladıktan sonra üzerini kapatalım. 10-15 dakika dinlendirelim. Açmamız daha kolay olacak. Bu arada biz de ıspanağın iç harcını hazırlayalım. Dikkat edelim, ıspanak ıslak olmamalı. Ispanağı kavurmayacağız. Çiğ haliyle pişireceğiz. Bu yöntemle çok lezzetli oluyor ve de su bırakmıyor. Üzerine 1 veya 2 adet kuru soğan doğrayalım. Daha sonra tuz, biber, karabiber, toz biber, zeytinyağı ilave edelim. Elimizle harmanlayalım. Veya benim gibi geniş bir tepsiye alıp karıştırıp bu yöntemle de hazırlayabilirsiniz. Daha yumuşak olacaktır. Dikkat edelim, ıspanak ıslak olmasın. Çok önemli. Sadece ıspanaklı da yapmayabilirsiniz. Her bezeyi farklı da yapabilirsiniz. Bir bezeyi ıspanaklı, bir bezeyi pırasalı, bir bezeyi patatesli, bir bezeyi peynirli yapabilirsiniz. Bazı zamanlarda bu tarifimde ayrı yufkalara farklı iç harcı ekleyerek de yapıyorum. Burası da çok önemli püf nokta. Dikkat edelim. Bakın, önce elimle düzeltiyorum. Yağın iki bezenin arasında birleşmesini sağlıyorum. Daha sonra oklavayı bastırarak açıyorum. İki beze birbirine yapıştıktan sonra açma işlemi yapalım. Dikkat edelim bu kısımlara. İki bezeyi bir arada açacağız. Gerçekten çok pratik ve kolay oluyor ve de çok lezzetli bir tarif. Çıtır çıtır tel tel oluyor. Açabildiğiniz kadar, büyütebildiğiniz kadar büyütelim. Fırın tepsilerinden daha büyük açalım. Çünkü içerisi tel tel olur, çıtır çıtır olur.
Videoda gördüğünüz gibi hazırlayalım. Önce oklavaya saralım. Bu yöntemle de açalım. İlk olarak hazırladığımız tereyağını üzerine sürelim. Daha sonra hazırladığımız iç harcını ilave edelim. Videoda gördüğünüz gibi saralım. Bütün bezelere aynı işlemi uygulayalım. Hazırladığımızı tepsiye alalım. Daha sonra ikinci bezeye başlayalım. Hemen sizlere şöyle yakından da göstereyim. Bakın ikinci bezeyi açıyorum. Çift beze olarak. Önce elimle düzeltiyorum. İki bezenin birbirine yapışmasını sağlıyorum. Biraz da oklavayla birbirine yapışmasını sağlayalım. Çünkü arasında yağ var. Daha sonra çok rahat bir şekilde açılıyor. Açabildiğiniz kadar, büyütebildiğiniz kadar büyütelim. Oklavaya sardıktan sonra hemen bu yöntemle oklavada sıkıştıralım. Daha sonra açalım. Üzerine tereyağı sürelim. Sonrasında içerisine sevdiğiniz iç harçlarından da ilave edebilirsiniz. Ispanak da ilave edebilirsiniz. Ispanak mevsimi geldiği zaman her zaman bu tarifimi yapıyorum. Ailecek severek tüketiyoruz. Fazlasını da derin dondurucuya kaldırıyorum. Daha sonra ısıtıp tüketiyoruz. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı görüyorum. Çok sağ olun. Yetişebildiğim kadar cevaplamaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Mutlaka deneyin. Muhteşem bir tarif oldu. İlk tepsi hazır. Fırını şu anda 200 dereceye ayarladım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına verelim. Üzerine tereyağı sürelim. Dikkat edelim, yumurta sarısı veya herhangi bir şey sürmüyoruz. Sadece tereyağı sürelim. Fırından çıktılar. Gerçekten çıtır çıtır muhteşem oldular. Üzerine tereyağı sürelim. Fırından alır almaz tereyağını sürelim. Ardından hemen diğer tepsiyi de fırına sürelim. Hemen şöyle sizlere bir yakından da göstereyim. Gerçekten muhteşem görünüyor. Çok lezzetli. Çıtır çıtır bir börek oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.